Tanrılar toparlamaz. Evet, ne çıktı testlerden? Hocam. Ne oldu, fermuar mı açık kalmış? Ağrılarınız geri mi geldi? Ağrılar geri mi geldi bilmiyorum. En son sintigrafi çekiyorduk çocuğa. Hocam, vakadan değil, sizden bahsediyoruz. İyi, ben vakadan bahsetmek istiyorum. Oldu mu? He? Yani baston olsa bir dert, olmasa başka bir dert. Hocam, sizin için endişeleniyoruz. Endişelenmeyin benim için. Çocuk için endişelenin, hasta olan o. Tamam, hadi saksı zamanı. Kanepem nerede? Pek Hanım değiştirdi. Üzerinde leke vardı ya. Kanepemi geri istiyorum. Sizi daha sonra arayabilir miyim? Bir çocuk hastam var da kontrolden çıktı şu anda. Onunla ilgileneceğim. Teşekkür ederim. Şu an kimle konuşuyorum biliyor musun? Avukatla. Dünkü yaptığım münasebetsizliğin bedelini nasıl ödeyeceğimizi tartışıyoruz. Ateş, seni anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Yani termometre nedir? Termometreyi orada bırakmak nedir? Ateşini ölçüyordum. Kolonoskopi yapmadığıma şükretsin. Kanepemi geri istiyorum. Üzerinde kan lekesi vardı. Kimin kanı? Benim kanım. Yani benim bir parçam sayılır o kanepe. Dolayısıyla parçamı geri istiyorum. Kanepemi geri istiyorum. Kapito? Nereden çıktı şimdi bu kanepe sevdası? O kanepeyle gömülmek istiyorum. Tamam, üzerinde kurşun deliği var ya, o kurşun deliğine de yama mama yapılmayacak, öylece kalacak. Her şey eski haline dönecek, kanepem geri gelecek. Yani istediğin her şeyi bana yaptırabileceğini falan mı sanıyorsun? Özellikle de böyle aptalca bir şeyi. Orası benim ofisim. Ofisimde çalışıyorum, düşünüyorum, hayat kurtarıyorum. Sen de bu sayede kodamanlara hava atıyorsun, para topluyorsun hastaneye. Kanepem geri gelecek. Ateş, aldım sana iki tane koltuk, git çalış işte ne güzel. Koltuk değil, kanepe istiyorum. Tamam, uzanacağım üzerine. Uzanarak düşüneceğim. Kanepem gelene kadar o ofise dönmem. Nasıl istersen Ateş'cim, sen bilirsin, senin kararın. Yani ofiste çalışamam diyorsan poliklinikte çalışırsın. Aa, yok efendim, ben orada da çalışamam diyorsan evine gidersin, ama evine gidince para alamazsın. Portakal yakışmıyor bana. O kanepe geri gelecek. Doktoruz, doktoruz, kazanacağız. Merhaba Ateş. Nasılsın? Çok iyi değilim. Babasını tedavi ettiğim, adını bilmediğim kız. İsmim Cansu. Memnun oldum. Cansu.
Nedir şikayetimiz? Ben galiba babamın hastalığından kaptım. Ağrı var mı? Biraz. Ama asıl sızı göğsümde. Tam şurada. Bakalım. Dinleyelim göğsünü. Açmana gerek yoktu. Aradan da dinleyebilirdim. Neyse. Dinleyelim bakalım. Derin nefes. Derin nefes. Derin nefes. Ne kadar zamandır böyle hissediyorsun? Yani hastaneye gelip seni ilk gördüğüm andan beri böyleyim. Tam burası ağrıyor. Sintigrafi temiz. Hastayı bir gönderebiliriz. Hastam var. Nezle. Nezle olduğu için mi gelemiyorsunuz? Hayır. İpek Hoca'nın emrettiği için çıkamıyorum poliklinikten. Hocam. Hocam ne yapıyorsunuz ya? İstediğim süre bir yarım saat. Buradayız, tamam mı? Sana misafir geldik. Hocam yapmayın. Sıfır dolu burası. Ne yapıyorsunuz? Tamam canım. Bu da hastaneyle ilgili işler zaten. Merak etme. Yapacak bir şey yok. İpek Hocan ofisimizi mahvetti. Birazcık burada çalışmak zorundayız. Test sonuçları normal. O zaman akciğerlerinde bir şey yok. Evden bir şey çıktı mı? Böcek ilacı ve ilaç kutularına test yaptık. Ama çocuğun toksikolojisi temiz. Söylediğim fiziksel bir sorunun yok. İkinci baskı. Dolap dere. İkinci baskı. Dışkı. Dışkı örneği. Ha? Yok artık, iner misin oradan? Hocam acaba bu çalışmayı başka yerde mi yapsak? Hayır. İpek hocanız burada çalışmamı emretti. Hayır efendim, ben öyle bir şey söylemedim. Eğer ofisinde çalışmak istemiyorsan poliklinikte çalışabilirsin dedim. Tamam, ofisinde çalışamadığıma göre. Allah Allah, daha yani fikrim bu mu şimdi Ateş? Yani kanepen gelene kadar hastanenin işlerine engel olmak. Ha? Güzel fikir değil mi? Kafa çalışıyor. Tabii. Peki. Dışkı. Ha, örnek. Var mı? İner misin oradan? Kanepemi geri ver. Hayır. Arkadaşlar siz bari uymayın. Hiç mi yok elimiz örneği? Yok mu bir böyle kibrit kutusu falan, bir kase, bir şey? Hiç mi yok? Kit verdik ama çocuk kabız. Kabız. Ne yaparsan yap, o kanepe geri gelmeyecek. Ne kanepeymiş arkadaş ya. Ah ah, sorma Zeyno babacığım, sorma. Nişantaşı. Ay. Ay Selim şimdi, rahatsız ettik seni. Kaldıralım. Evet. Şimdi nereye?